Geçtiğimiz haftalarda sizler için yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz arasında yer alan Koral ve Siper'i inceledik. Bu hafta ise Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin detaylarına indiğimiz video serimize Kerkes'le devam ediyoruz. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla savunmada yeni bir dönemin kapısı aralanırken yenilikçi teknolojilerle geleceğe hazırlanan Türkiye ise ürettiği yerli ve milli silahlarla güç dengelerini de tamamen değiştiriyor. Türkiye'nin bu alanda üzerinde çalıştığı bir silahsa tamamen geleceği temsil ediyor. Sürü insansız hava araçları ilk defa 2018 yılında açıklanan eylem planında gündeme geldi. 100 günlük planda yer alan proje için savunma şirketleri hemen harekete geçti ve yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrası sürü İHA projesi Kerkes ortaya çıktı. Dünyada nadir ülkenin üzerinde çalıştığı sürü İHA teknolojisinde Türkiye test çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aynı anda onlarca İHA'nın havalanarak birbiriyle koordineli bir şekilde operasyon yürüttüğü projenin yakında TSK'ya teslim edilmesi bekleniyor. Nedir bu Kerkes projesi derseniz kısaca açıklayalım. Kerkes projesi Kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA'lara imza atan STM tarafından yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük önem verdiği sürü İHA, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA'dan oluşuyor. Yapay zeka ile kontrol edilen sürü İHA'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri de GPS dahi olmadan rahatlıkla yönlerini ve hedeflerini bulabilmeleri. Kerkes projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen sürü İHA'lar konum bulma, bağımsız otonom seyri sefer, netlik çıkarımı, derin öğrenme ile belirli nokta tanıma, sürü bölünmesi, görüntü tabanlı mesafe ölçümü, hedef önceliklendirme ve görev planlama gibi özelliklere sahip. Daha önce de dediğimiz gibi dünyada sadece birkaç ülke bu teknolojiyi üretebilecek kabiliyete sahip. Türkiye yakın zamanda kullanıma hazır olacak projeyle gökyüzünde geleceğin ordusunu şimdiden kurmuş olacak. Öyle ki yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerine sahip sürü İHA'lar kendi operasyonunu bile kendi yapabiliyor. Bombardıman ve saldırı doktrinini de değiştirecek olan sürü İHA'lar şu anda aynı anda 20'den fazla İHA ile görev yapabiliyor. Ancak geliştirmelerle beraber bu sayının 100'ü bulması bekleniyor. Sistemin bir adım daha ileriye gideceğinin sinyalini şimdiden veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise Kerkes projesini geleceğin harekat ortamında sürü kavramının bütün insansız sistemlerini içine alacak, onların koordinasyonunu sağlayacak bir yazılıma çevirmeyi düşünüyoruz dedi. Önümüzdeki hafta yeni bir yerli üretim sisteminin detaylarına ineceğimiz videoyla sizlerle olacağız. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.